Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca 40 soru serisi problemler kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldık hocam 7. testte kaldık 7. testte kamp kitabımıza sevgili arkadaşlarım 18 ve 19. sayfaların çözümlerini yapacağız 40 soru serisi problemler fasiküründe gençler Evet özenerek yazdığım bezenerek yazdığım bu kamp kitabında özenerek ve bezenerek yine aynı şekilde çözümlerini sunuyorum sizlere. Ve bu sorular sizler için çok değerli. Amana çözmeden sınava mınava girmeyin. Şimdi ben size yine kamp kitabından çok önemli şeyler söyleyeceğim. Sizlere bu testle alakalı iyi dinle beni. Bak güzel kardeşim. İlk soru daha öncesinde, birinci soru daha öncesinde çıkmış bir sorunun bir benzeri. Tamam mı? Öncelikle bizim için değerli bir soru. Daha sonrasında, bak iyi dinle beni. Altıncı soru mutlaka dinlemen gereken sorulardan bir tanesi. Sekizinci soru mutlaka dinlemen gereken, görmen gereken sorulardan bir tanesi. Ve başka bakıyorum beşinci soruyu da mutlak suretle çok ama çok iyi dinle. Şimdi burada hangi sorulardı tekrar ediyoruz. Birinci soru 5, 6 ve 8. 1, 5, 6, 8. Bir öncekinde 1, 2, 4, 6 demiştik. Şimdi ise 1, 5, 6 ve 8. sorular diyorum. Sana da başka bir şey söylemiyorum. Tamam bu soruları mutlaka bir yere not al. Mutlaka bu soruları bir çerçeve içerisine al ve sınavdan önce mutlaka çözmen gereken sorular kategorisine bu soruları ekle. Sınava kadar mutlaka sınavdan önce mutlaka ama mutlaka tekrar et bu soruları. Evet 40 soru serisi problemler kampımızda 7. testimizdeyiz dedik. Hadi hep birlikte testimizin çözümlerine başlayalım. Evet şimdi ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekil özel amaçlı bir araca takılan ve 4 tane bölümden oluşan bir kilometre sayacını göstermekte. Ve bu sayacın en sağındaki bölümü Otomobilin hareketiyle sıfırdan başlayarak her kilometrede bir artan rakamları göstermekte. Bütün bölümler 7'den sonra 8'e geçmeyip sıfırlanıyor ve bir sol bölümdeki rakamı bir artırıyor. Hmm, özel bir sayaç. Demek ki burada 8'de bir bir tekrar söz konusu. Şimdi 8'e geçmiyor diye ama ben 8'de bir diyorum. Neden? Çünkü sıfırda var ya bu işin içinde. Sıfırdan 7'ye kadar sayarsan 8 tane rakam elde edersin. Burada ilk düşmemen gereken nokta zaten burası. Burada da örneği vermiş. Sen hata yapma diye. ÖSYM de böyle yapıyor ya. Örneğin araç 40 kilometre yol aldığında 50 sayısı görülür deniliyor. Buna göre araç 100 kilometre gittiğinde sayaçta aşağıdaki sayılardan hangisi görünür diye sorulmuş. Şimdi beni çok iyi dinle. Bak mesela 40'a uygulayalım biz bunu nasıl oluyormuş? 40'ı arkadaşlarım biz onluk sayı sistemini kullanırken 10'a bölerdim. Tamam mı? E 4 defa var. Kalan ne? 0. Bak şimdi. 4 ve 0. 40 40'a eşittir. Biz onluk sayı sistemini kullandığımız için 40-40 eşit çıktı. Ama burada kaçlık sayı sistemini kullanacağız? 7'lik sayı sistemini kullanacağız ama 7'lik sayı sisteminde pardon onluk sayı sisteminde 10 tane rakam var. E şimdi biz burada o zaman 8'lik sayı sistemini kullanacağız ki dolayısıyla 8'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi kaç defa var? 5. 5 kere 8 40 yaptı. Çıkardım 0. Bak 5 ve 0. Yani neyi gösteriyordu? 50'yi gösteriyordu. E tamam mantığı çözdük hocam. Güzel o zaman 100 km yol giderse kaçı gösterir? Bunu bulmak için bu sefer 100'ü 8'e bölmem gerekiyor. Onun içinde 8 bir defa. 8 çıkardım. 2. 20'nin içinde 8 2 defa. 2 kere 8 hocam 16. Çıkardım 4. Bak birler basamağını elde ettim 4. Ama onlar basamağı 12 olamaz. Niye? Rakam yazacağız ya. Şuraya rakam gelecek. O zaman 12'ye de aynı işlemi uygulayacağım. Çünkü onlar basamağı da bunun 8'de bir tekrar ediyor. 12'yi 8'e böldüm. 1, 1 kere 8. 8 çıkardım 4. Demek ki bunun demek ki bunun onlar basamağı 4 iken yüzler basamağı da 1 olacak. Yani 140 e burada da zaten birler basamağını söylemiştik 4. 144 bize cevabı verecek. Doğru cevap D seçeneği olacaktı diyeceğiz. Ve devam ediyorum ikinci soruyla. Bak ilk soruyu çok ama çok iyi dinle demiştim. Çünkü ÖSYM'de buna benzer bir soru daha öncesinde çıktı. Hatta böyle yeni nesil sorular falan yokken çıktı. Taban aritmetiği sorusuydu aslında bakarsan ama bunu tabii ki şu an problemlere uyarlayabiliriz. Neden olmasın? Evet devam ikinci soru. Bir dil kursu İngilizce kursu için iki kampanya düzenliyor. Birinci kampanyada %10 indirim uyguluyorum ben sana diyor ve bu x liraymış. İkinci kampanyada da sadece %10 fark ödeyerek. Şimdi bu zammın yumuşatılmış hali yani. %10 fark ödeyerek. Az önce diyor ki ben zaten %10 zam yapıyorum diyor lan diyor bu ürüne diyor %10 zam yapıyorum sen bunu zamla diyor. Fazla fiyat ödeyeceksin diyor. Ama böyle yumuşalar %10 sadece %10 farkı diyerek. Tamam 12 taksitte toplamda y lira. Ha, He, sen toplam fiyatı ver bir lira şey olarak canım. X artıya 1200 olduğuna göre İngilizce kursunun ücreti kaç liradır diye sormuş. Şimdi öncelikle bak iyi dinle. Ben bu İngilizce kursunun fiyatına 100k demek istiyorum. %10 indirimle x lira oluyorsa bunun %10 indirimi 10k indirim vardır. 90k olur. Ve daha sonrasında %10 fark ödeyerek diyor ya bu sefer 110k olur. Yani o da zaten toplamda y'yi verdiğine göre e, y de 110k olacakmış. E ikisinin toplamı yani 200k bize neyi veriyormuş? 1200'ü veriyormuş. Aa çok güzel. O zaman k kaçtır? Tabii ki de 6'dır. Bizden İngilizce kursunun ücreti sorulmuştu. İngilizce kursunun ücretine ben zaten 100k diyerek yola çıkmıştım. Demek ki 100 çarpı 6'dan İngilizce kursunun ücreti 600 olacaktı. Yani cevabımız şık olur gençler. Devam. Üçüncü soru. Üçüncü soruda şöyle biraz yukarı kaydıralım da düzenli görürüz. Bir kargo şirketi elindeki kargoları komşu ilçelere dağıtmak için ayrıştırma yapan bir makine geliştirmiş. Şimdi şurada kargo şirketi burada bak. A ilçesinde diyelim. Tamam mı? Makine kargoları ayrıştırırken kargonun gideceği ilçe eğer A ilçesi ise makine alarm çalmıyor. Zaten o ilçede ya. Alarm alarm çalmıyor. B ilçesinde ise yani şuraya gönderilecekse kargo bir defa alarm çalıyor. C ilçesindeki yani kargo bu tarafa gidecekse iki defa alarm çalıyor. Şimdi bu makine 50 tane kargo için 33 kere ötmüş arkadaşlar. Tamam mı? A ilçesine gönderilen kargo sayısı en çok kaçtır diye soruluyor. Maksimumu soruluyor. E şimdi bak A ilçesine gönderilecek, B ilçesine gönderilecek, C ilçesine gönderilecek. Toplam 50 tane kargo var. Tamam bunlarda da C ilçesinde alarm 2 defa çalıyorken B ilçesinde bir defa çalıyor. Burada hiç çalmıyor. Şimdi ben diyorum ki burada A ilçesine gönderilen kargo sayısı maksimum kaç olacak diye sormuş. Demek ki A'yı ben çok yüksek seçmem gerekiyor. A'yı yüksek seçeceğim ama şu çalan 33 tane alarm var ya bunları da çok alarma sahip olanlardan doldurmaya çalışırım. Ve tabii ki yani nasıl? Şöyle hocam. Şimdi ben burada A artı B artı C tekrar şuraya yazayım 50 idi. Burada ben diyorum ki şundan 16 defa göndeririz C'den. Böylelikle 32 kere alarm çalar makine. Doğru mu? Şundan da bir defa göndersin. Böylelikle alarm bir defa çalmış olur. E şimdi bir alarm 32 alarm daha 33 tane alarm yaptı. E 33 alarmı zaten bize vermişti. E diğer geri kalanlar zaten alarm çalmıyordu. Yani geri kalanlar o zaman ne olacak? A ilçesine gönderilecek. E toplam kaç kargo gönderdim? 16. Bir daha 17 kargo göndermiştim. 50'den 17'yi çıkarırsan 33 elde edersin. 33 defada demek ki bu kargo şirketi A ilçesine paketleme yapıp gönderebilir demek ki cevabımız C seçeneği olacak. tabi en çok için bunu yaptık. En az falan deseydi o zaman farklı mevzuların içerisine girerdik. Devam ediyorum dördüncü sorumla. İyi dinliyorsun. Bir kafede cappuccino ve white mocha kahve yapılmakta. Cappuccino'da espresso süt ve süt köpüğü varken white mocha'da espresso süt, beyaz çikolata var ekstradan o yüzden white ismi ve krema. Bu kafede cappuccino yapımı için 100 mililitre, white mocha yapımı için 150 mililitre süt kullanılıyor. Şimdi burada 100 mililitre süt kullanılırken... Burada ise 150 mililitre süt kullanılıyor. Kafede 4000 mililitre süt kullanılarak toplam 30 bardak cappuccino ve white mocha yapıldığına göre kaç bardak cappuccino yapılmıştır diye soruluyor bana. He, şimdi şöyle düşünelim. Cappuccino'lara x tane diyelim. x tane olsun. E şimdi toplam 30 bardaktı. Demek ki 30 eksi x tane de white mocha yapılmış. Şimdi bu x tanesinin her biri için 100 mililitre kullanılacak. 100 çarpı x kadar bir süt kullandım artı 150 de white mocha yapımı için kullanılıyordu ve toplamda 30 eksi x tane yapılmış. Ve bu sütün toplamı bana 4000 mililitreyi verir. Soruyu şu an en sesinden tuttuk ve bitirdik. Neden? Kullanılan iki bardakta toplam kullanılan süt miktarını x'e bağlı bir şekilde buldum. Soru da zaten bana bunu vermişti. O halde yazalım. 100x artı 150 kere 30 4500 yapacaktır. 4500 eksi 150x diyorum. Eşittir 4000 dedim. Ve burada şunu şu tarafa gönderdim. 4500'ün yanına 500 kaldı. 100 xten 150 x'i çıkardım eksi 50 x onu da karşıya gönderdim 50 x olmuş oldu. O zaman x kaçtır gençler? Tabii ki onun ta kendisidir ve benden istenen şey neydi? Kaç bardak kapiçuno yapılmıştır? Ben kapiçunoya x tane demiştim. E, de 10 bulduğuma göre o halde doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Başkası değil. Devam ediyorum. Beşinci sorum var. Arkadaşlarım beşinci sorumuzda şu an yanlış şeylere bastım gibi hissediyorum kendimi. Basmışım da zaten. Peki bunu nasıl düzelteceğim? SKF basarsak düzelir. Tamam çok güzel. Aşağıdaki tabloda ki bu uyarı yaptığım soruydu. Dikkatli dinle dediğim soruydu. O yüzden gerçekten dikkatli dinle. Aşağıdaki tabloda 5 farklı maddeden yapılmış K, L, M, N ve P mumlarının tamamının erime süreleri verilmiş saat cinsine verilmiş bir de. Mesela K mumu 30 saatte, L 20, M 15, N 10, P 5 saatte eriyip tükeniyormuş tamamen. Başlangıçta 5 mumun boyu da eşit olup 120 birimdir ve her bir mum sabit hızla erimekte. Yani değişken bir hıza sahip değil. Eğer bu mesela 5 saatte yanıyorsa o 5 saat boyunca da sabit bir şekilde azalarak eriyor. Olay bu. Buna göre P mumu tamamen eriyip bittiğinde yani şuradaki mum tamamen eriyip bittiğinde bittiği anda KLMN mumlarının boylarının toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi çok güzel bak. Yani diyor ki her mumu aynı anda yaktım ve aradan 5 saat geçti. 5 saat geçince bu bitti tabii doğal olarak. Bunun da 5 saatlik kısmı yandı. Geriye kaldı 5 saatlik kısmı kaldı. Bunun geriye kaldı 10 saatlik kısmı. Bunun geriye kaldı 15 saatlik kısmı ve bunun geriye kaldı 25 saatlik kısmı derim. Tamam mı? Ve diyor ki bu KLMN mumlarının boyları toplamı kaç birim olur? Her mum ama her mum. 120 birim değil miydi? Santim yazıyordum. 120 birim değil miydi arkadaşlar? Aynen öyle 120 birimdi. E şimdi o zaman bunun 25 saatlik kısmı kaldıysa aslında 25 bölü 30'u kalmıştır. 25 bölü 30 5 bölü 6 yapar. 15 bölü 20, ya hocam 3 bölü 4 yapar. 10 bölü 15, 2 bölü 3 yapar. 5 bölü 10, 1 bölü 2 yapar. İşte bunlar kalmış. Yani 120'nin 5 bölü 6'sı kaldı dedik. 120'nin 3 bölü 4'ü kaldı. 120'nin 2 bölü 3'ü ve 120'nin yarısı kaldı dedik. Şimdi buraya bakıyorum. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm. 20, 5 ile çarptım. 100 bundan kalmış. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 33 ile çarptım. 90 bundan kalmış. 3'e böldüm 3'e böldüm 40 2 ile çarptım 80 bundan kalmış 2'ye böldüm 2'ye böldüm 60 da bundan kalmış diyebilirim bunların toplama sorulmuş artık bize 100 190 80 daha 270 60 daha 330 yapar 330 birim de bize cevabı verir doğru cevap D şıkkı olacaktı tam anlamıyla bir MSU veya TYT sorusu olduğunu söyleyebilirim Aklında bulunsun. Kaydetmen gereken sorulardan bir tanesi dedim. Lütfen bu soruyu sen hakkını vererek kaydet. Sınavdan önce de mutlaka tekrar et. Tamam mı güzel kardeşim? Evet devam. Altıncı sorumuz. Altıncı soru için şöyle ekrana sığdı mı sığdı. Nihat telefonunu oyun oynarken çalıştırdığında birim zamanda eşit miktarda şarj tüketmekte. Aşağıdaki şekillerdeki telefonun aşağıdaki şekillerde telefonundaki şarj tam doluyken bak tam doluyken %100 olur değil mi? %100 olur. Ee, saat 13.17'den 15.41'e kadar kesintisiz olarak yani şuraya kadar kesintisiz olarak oyun oynayan Nihat'ın telefonunun iki farklı zamanda anlık ekran görüntüleri verilmiş. Şimdi saat 14.53'te %A, %AB kadar kalmış. yüzde %AB biraz daha oyun oynamış oynamış ve oynadıktan sonra yüzde %BA iki basamaklı sayısı kadar bir şarjı kalmış. AB ve BA iki basamaklı birer doğal sayı olduğuna göre A kere B kaçtır diye soruyor. Yani A'yı bul, B'yi bul bunları çarp diyor. E şimdi ben şunu biliyorum. Saat şurada 13.17 idi. Oyun oynamaya burada başladı ve telefonun şarjı fulldü. fuldü. %AB şarjı kaldığı takdirde saat 14.53 olmuş. Ve yüzde %BA şarjı kaldığında da saat 15.41 olmuş. Yani buradan buraya ve buradan buraya kaç dakika geçtiğini ben hesaplayabilirim. Şimdi saati 14 yapabilmek için burada 43 dakikaya ihtiyacım var. 53 dakika daha 96 dakika yapar. Bak burası 96 dakika. Buraya bakıyorum 53'ü 41 yapmak için 14 53'ten 15 41'e 48 dakika mevcut gençler. E bu bunun iki katı. O zaman şunu söyleyebilirim. Eğer ki ben burada 2x kadar şarj ediysem burada x kadar şarj yiyeceğim. Yani buradan buraya x kadar, buradan buraya 2x kadar şarj yiyeceğim. E şimdi o zaman ben 100'den giderim abi. AB'yi çıkarırım bak. 100'den AB'yi çıkarırım. AB'den de BA'yı çıkarırım. AB eksi BA derim. Tamam mı? İşte şu, şunun iki katıymış. O zaman çarpı 2 derim eşitlerim. Şimdi 100 eksi AB eşittir 2AB eksi 2BA yazdım. Mümkün mü? Mümkün. Eksi AB'yi şu tarafa zıplattık. 100 eşittir. 3 tane AB 2 basamaklı sayısı eksi 2 tane BA 2 basamaklı sayısı yaptı. Ve 100 eşittir diyorum. Bak şimdi şurada ne var? 10A. E 3 ile çarptım 30A. Burada ne var? 1 tane A. Eksi 2 ile çarptım eksi 2A. Ne yaptı? 28A yaptı. Daha sonrasında burada ne var? Bir tane B var. 3 ile çarptım 3B. Burada ne var? 10B. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 20B. Yani 3B'den 20B'yi çıkardım. Eksi 17 b de buradan gelmiş oldu. Şimdi ne yapabilirim? Şimdi şunu yapabilirsin bak güzel kardeşim. Ben bundan 28A'dan 17B'yi çıkarınca 100 kaldığını biliyorum. Eğer burada sen A'yı ne seçelim? 6 seçersen. B'yi de 4 seçersen. 6 kere 28 120 artı 48'den 168 gelirken 4 kere 17 de 68 geliyor. Eşittir 100'ü sağlar mı sağlar. Demek ki A6 B'de 4'müş. Yani burası aslında %64'müş. Ve burası da %46'ymış. Hayırlı uğurlu olsun. O halde cevabımız ne olacak? Tabii ki 6 kere 4'ten 24 olacak. Doğru cevap A şıkkıydı sevgili gençler. Ve devam ediyorum. 7. sorumla 8. soruyu Merak et. 8. soru bizim için önemli. Mutlaka ama mutlaka çözümünü öğren. Bir meclisteki A, B ve C partilerinin milletvekili sayısı sırasıyla A, B ve C'dir. A ve B partisinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısından az. B ve C partisinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısına eşit ve A ve C partisinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısından fazladır. Toplantı yeter sayısı dediği şey de bir konunun görüşülmesi için gerekli en az milletvekili sayısı olduğuna göre A, B ve C sayıları arasındaki sıralama hangisidir? Şimdi ben X dersem bu en az milletvekili sayısına A partisi ile B partisinin toplam milletvekili sayısı X'ten azdı. B ve C partilerinin toplam milletvekili sayısı toplantı yeter sayısına eşitti. Ve A ve C partilerinin toplam milletvekili sayısı da bu X'ten daha fazlaymış. O halde ben şunu da yazabilir miyim? A artı B küçüktür B artı C. Bu da küçüktür A artı C. Tabii ki yazabilirim. O halde şu ikisine bakalım. B'ler gitti. A C'den küçük geldi. Şu ikisinde de C'ler gitti. B A'dan küçük geldi. Şimdi B A'dan küçükse ben bu B'yi alıp A'nın sol tarafına yazamaz mıyım? Yazarım. Demek ki B küçük A küçük C olacak. O halde doğru cevabımız da değişik olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler 8. sorumuzdayız çok ama çok pür dikkat dinliyorsun. Yani öyle böyle bir dikkat ee, kesil ki tamam mı? Çok güzel dinle, çok güzel anla. Bir daha tekrar etmene bile ihtiyaç kalmasın. Tamam mı? Soru çok mu zor hocam? Soru çok zor değil. Sadece çok ÖSYM ayarında. Tamam? Anladın sen beni. Anladın anladın. Evet. Bir çiftlikte çalışan Naim ve Gürhan'ın peynir ve yoğurt yapmak için harcadıkları süreler aşağıda verilmiş. Şimdi Naim'in bir paket peyniri yapması 20 dakika, yoğurdu yapması 40. Gürhan'ın bir paket peyniri yapma süresi 30 dakika, yoğurdu yapması 40 dakika sürüyor. Bu çiftlik 30 paket peynir ve 35 paket yoğurt siparişi alıyor. İlk başta Naim peynir ve Gürhan yoğurt yapmak için işe başlıyor ve işini bitiren diğerine yardım ediyor. Bu sipariş kaç dakikada tamamlanır? Şimdi Naim peynir yapmaya başlıyor. Naim önce burayı yapıyor. Gürhan ise yoğurt yapmaya başlıyor. Yani önce burayı yapıyor. Şimdi kaç paket peynir siparişi alınmıştı? 30 paket. Değil mi? 30 paket peyniri ben kaç dakikada yaptığını bilirim Naim'in. Çarpı 20'den 600 dakika sürdüğünü bilirim. E diğeri de boş durmuyor tabii. 600 dakika boyunca yoğurt yapmaya devam ediyor. Peki 600 dakikada kaç yoğurt yapabilir? Hemen 600'ü kaç, kaça bölüyorsun? 40'a bölüyorsun çünkü 40 dakikada yapıyordu. Sıfırlar gitti 15 paketini tamamladığını görürüz. E bu ikisi 35 paket yoğurt siparişi almışlardı. 15'i artık yapıldığına göre 20 paket yoğurt kaldı. Ve işini bitiren diğerine yardıma gidecekti hatırlarsan. E şu an Naim boşta da 600 dakikası çalıştı ve peynirlerini yaptı bu adam. Şimdi nereye? Yoğurt yapımına, Cürhan'a ya desteğe gidecek. Şimdi ikisi de var. Bu da 40 dakika, bu da 40 dakikada yapıyor. O zaman ikisi de eşit paylaşırlar bu işi. Yani 10 paket yoğurdu Naim yaparken geriye kalanlardan 10 paket yoğurdu da tabii ki Gürhan yapacak. E o zaman ikisi de 10'ar paket ve ikisi de 40'ar dakika yaptığına göre 10 çarpı 40 dersem 400 dakika sürer bu yoğurt yapma işlemi Naim dahil olduktan sonra. E, 600 dakika burada çalışmışlardı, 400 dakikada burada çalıştılar. Toplam iş 1000 dakikada tamamına erer ve sorunun cevabı da karşımıza çıkmış olur. C şıkkında bize sırıtıyor gençler bizim sorumuzun cevabı. Evet ne demiştik? Birinci soru demiştik. Daha sonrasında 5. 6. ve 8. sorular demiştik. Bizim için kıymetli. Umarım anlayabilmişsindir umarım güzel anlatabilmişimdir bak 6. soru burada 5. soru burada ve 1. sorunun çözümü de bizim için değerli demiştik daha önceki yıllarda sınavda çıktı sevgili arkadaşlarım YGS'de çıktı diye hatırlıyorum ama yine de yanlış olmasın bu tarz soruların çözümlerini bu, bu soruları yine çıkmış soruları tekrar edeceğiniz için orada da göreceksiniz zaten. Dolayısıyla bizim için önemli sorulardandı. Birinci soru 5, 6 ve 8. sorular. Mutlak surette bunları kaydet. Bir önceki testte de sana bu soruları söylemiştim. İşaret koy demiştim. Sınavdan önce mutlaka tekrar et demiştim. Mutlaka tekrarını bir güzel yap. Olur mu? Evet. Sonraki videomuzda yani 8. teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.